Tüm bir köy birlik olmuş olayı örtbas etmek için film senaryolarını aratmayacak bir mücadele vermiş. Onlarca yeni sim kart alınıp yanlış aramalar yapılmış, yanlış ihbarlar yapılmış ve arama çalışmaları bilerek yanlış yönlendirilmiş. Amcanın telefonundaki e, konuşmalardan onların deşifresiyle bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü amca telefon konuşmalarını kaydeden bir uygulama yüklemiş telefonuna mesela. Yani Diyarbakır'da yaşayan bir muhtardan bahsediyoruz. Telefondaki bilgileri koca bir aile ne tesadüf ki aynı anda silmiş. Ve bununla ilgili de mesela bir uygulama indirilmiş telefonlarına hepsinin. İşte Cinayetin ardındaki sır perdesini Aralanması bir yana her gün ortaya çıkan yeni detaylarla kafamız daha da karışıyor, soru işaretleri daha da artıyor. Bakalım sonunda e, nereye varacak, nasıl çözülecek bu kördüğüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bir kez daha hem sıla bebekle ilgili hem Narinle ilgili konuştu ama o konuşmada bir yandan siyaset yapıyorlar bu konuda dedi, diğer yandan kendisi muhalefete yüklendi. Muhalefet ise e, tepkili bu açıklamaya Aile Bakanlığı'nın verilerini hatırlatıyorlar. Bugüne kadar mecliste onlarca kez uyarı yaptıklarını, o uyarıları hatırlattılar. ve Ama o uyarıların hepsinin meclisin raflarında kaldığını söylüyorlar. Hiçbirinin e, yıllardır kaile alınmadığını anlatıyorlar. Bülent Arınç'tan da bir açıklama var bu konuda. Toplumsal çürümenin kokusu bu diyor. Kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de infial yaratan 8 yaşındaki Narin Güren cinayetine ilişkin konuştu ama hedefinde muhalefet vardı. Cinayete ilişkinse hukuk çerçevesinde adım atacağız dedi. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Erdoğan hukuku işaret etti ama CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerini hatırlattı. 2024'ün ilk 7 ayında 145.885 kadının şiddetle mücadele hattına başvurduğunu, bu durumun AKP'nin kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için bir çaba harcamadığının kanıtı olduğunu söyledi. İlgezdi, AKP iktidarı kadına yönelik şiddeti meşru hizmet ediyor dedi. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açıklamasında yaşananları toplumsal çürümenin kokusu bu diye tarif etti. Ahlak ve toplum değerlerini anlatan Sodom ve Gomere romanını örnek verdi. Aile kurumunun yozlaştığı, ahlak, edep ve hayanın neredeyse sadece lafta kaldığı toplumsal çürümenin kokusu bu. İçinde olduğumuz durum bazen kutsal değerlerini kaybeden ve ahlaki açıdan çöken Sodom ve Gomorra'yı hatırlatıyor bana. Bazen de cahiliye dönemini. Hangisi daha ürkütücü, hangisi daha korkunç bilemiyorum. Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. TÜİK verileri ise acı tabloyu gözler önüne serdi. TÜİK'e göre sadece geçen yıl 29 bin çocuk cinsel istismara uğradı. Türkiye'de yaklaşık her 90 çocuktan biri mağdur oldu. 2015-2023 yılları arasında yani 8 yılda 2 milyon 25 bin 815 çocuk, 2023 sonu itibarıyla ise 242 bin 875 çocuk mağdur olarak güvenlik güçlerine geldi veya getirildi. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor. Mecliste ise daha önce çocuk istismarı ve çocuk ölümleriyle ilgili kurulan komisyonlarda muhalefet kayıp çocuklar, istismara uğrayan çocuklar, aile içi şiddet gibi konularda öneriler sundu. Uyarılarsa meclis raflarında kaldı.